Merhaba arkadaşlar. Sizlerle fen bilimleri dersi 8. sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları çözeceğiz. Sizler için de sınavlara hazırlık olmuş olacak. Birlikte başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz arkadaşlar. Şekilde bir nükleotit verilmiştir. Bu nükleotit ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Beşgen deoksiriboz şekeridir. Doğru arkadaşlar. 5 karbonlu şekerimiz. Kırmızı daire bütün nükleotitlerde bulunur. Evet, fosfattır arkadaşlar. Bulunması gerekir. Sitozin nükleotidir demiş. Yanlış arkadaşlar. G harfiyle verildiğine göre guanin nükleotididir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2. İkinci sorumuz arkadaşlar. Amaç, birinci kuşak döllerin hepsi melez mor çiçekli olacaktır. Amaca uygun çaprazlama seçecek olan anne aşağıdaki çaprazlamalardan hangisini seçmelidir? Arkadaşlar hatırlayacak olursak Mendel yaptığı çalışmalarda birinci kuşakta %100 melez döller elde ediyordu. Bunu da nasıl yapıyordu arkadaşlar? İlk olarak homozigot, baskın ve homozigot çekinik bezelyeleri alıyordu. Sonuçta elde ettiği bu ikisinin çaprazlamasından %100 melez döller elde etmişti arkadaşlar. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Verilen ifadelerin doğru olabilmesi için altı çizili ifadelerden hangileri seçilmelidir? 1. Albinoluk, hemofili ve orak hücreli anemi mutasyondur, modifikasyondur. Hangisi olacak arkadaşlar? Tabii ki bunlar genetik birer hastalık olduğu için mutasyonu seçmemiz gerekiyor. 2. Çekirgelerin 16 derecelik sıcaklıkta benekli, 25 derecelik sıcaklıkta beneksiz olması arkadaşlar modifikasyondur. Çünkü çevrenin etkisiyle kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Cevap olarak bir mutasyon, iki modifikasyon seçeneğini seçeceğiz. O da B şıkkında arkadaşlar. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Biyoteknoloji hayatımıza birçok yenilik kazandırmıştır. Bu yeniliklerin olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojinin faydalarından değildir? Evet arkadaşlar, olumsuz ifadeye dikkat ediyoruz. Bizden zararlı bir özelliğini bulmamızı istiyor. Yeni ve üstün özellikle bitki üretir. Bu faydalarındandır. Kirli suların arıtımı için bakteri kullanılır. Bu da faydalarındandır arkadaşlar. Biyolojik silah yapımında kullanılır. Maalesef bu zararlıdır arkadaşlar. Hatta günümüzde Covid'in de bir biyolojik silah olduğundan bahsedilmektedir. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Mutasyonlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Canlılarda kalıtsal çeşitliliğe neden olur. Doğru arkadaşlar. B. Birdenbire veya yıllar sonra ortaya çıkabilir. Evet, bu da doğru arkadaşlar. C. Üreme hücrelerindeki mutasyon kalıtsaldır. Doğru arkadaşlar. Mutasyonların hepsi vücuda zarar verir demiş. Çok nadir de olsa faydalı mutasyonlar gerçekleşiyor. Bu da zaten adaptasyonlara sebep oluyor arkadaşlar. Cevabımız Denizli D şıkkı. Çöl faresi, çöl tilkisi ve çöl tavşanının kulakları uzundur. Bu canlılar kuyruklarında yağ depolarlar. Farklı tür canlıların vücutlarındaki bu benzerliğin sebebi nedir? Bunun sebebi arkadaşlar aynı ekosistemde yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar geçirirler. Bakalım. A şıkkı aynı ekosistemdeki farklı türler mutasyona uğramıştır. Bu aradığımız cevap değil. Aynı ortamda yaşayan bütün canlılar fiziksel özellikleri benzerdir. Yanlış arkadaşlar. C bu karakterler modifikasyon sonucu oluşmuştur. Hayır arkadaşlar. Mutasyon ve adaptasyon. D şıkkı aynı ortamda yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar geçirir. Evet, benim en başta söylediğim cümlemizle alakalı cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Yukarıda verilen ifadeler altı çizili hangi kavramlar ile tamamlanırsa doğru olur? Kontrol edelim arkadaşlar. Adaptasyonlar kalıtsaldır. 2. Develerin hörgüçlerinde yağ depo etmesi su ve besin ihtiyacını karşılamak içindir arkadaşlar. C. Ördeklerin ayaklarının perdeli olması yüzebilmek içindir arkadaşlar. A, C ve F cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki soruların cevabı tablodan seçilecektir. Buna göre hangi sorunun cevabı tabloda yoktur? Bakalım arkadaşlar.
Hangisi veya hangileri düşmanlardan korunmak amacıyla adaptasyon geçirmiştir? Bakalım. Güve kelebeği açık renkliyken yaşadığı yerde ağaç kabuklarının koyulaşması sonucu koyu renkli olur. Düşmanlardan korunmak için bunun cevabı var arkadaşlar. Hangisi terlemeyi arttırıcı bir adaptasyon geçirmiştir? Palmiye ağaçlarının geniş yapraklı olması. Hangisi soğuk havada yaşamaya uygun adaptasyon geçirmiştir? C. Hangisi soğuk havada yaşamaya uygun adaptasyon geçirmiştir? Bununla ilgili bir cevap yok arkadaşlar. Cevabımız C. D şıkkını da kontrol edelim. Hangisi suda yüzebilmek için adaptasyon geçirmiştir? Deniz kaplumbağasının palet şeklinde ayaklarının olması. Bunun da cevabı var. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 9. sorumuz. Aşağıdaki DNA eşleşmelerinden hangisinde mutasyon meydana gelmemiştir? Bakıyoruz arkadaşlar. Kontrol edelim arkadaşlar. Timin, adenin, guanin, guanin demiş. Bakın arkadaşlar burada bir hata var. Mutasyon. Guanin, sitozin, guanin. Evet burada yine arkadaşlar bakın bir eksiklik var. Yine bir mutasyon. C şıkkımız arkadaşlar. Adenin, timin, guanin, sitozin, timin, adenin, sitozin, guanin, guanin, sitozin. Evet burada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Guanin, sitozin, adenin, timin. Evet bakın burada yine bir kopma var. Bu da bir mutasyona sebep olur. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 10. sorumuz. Genler harfler ile gösterilir. Basın genler bir harf ile, çekinik genler iki harf ile gösterilir. Çekinik genlere 3 örnek verilebilir. Evet arkadaşlar, baskın genler büyük harfle gösterilir. Yani A ve D şıklarını eledik. Çekinik genler ise küçük harfle gösterilir arkadaşlar. Burada ikisi de küçük. Doğru. Çekinik genlere örnek. İkisi de küçük harf olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevabımız B şıkkı. 11. sorumuz. Bir ailenin daha önce doğan 3 çocuğu kızdır. Buna göre 4. çocuğun kız olma ihtimali %50'den fazladır. Hayır arkadaşlar. Ne olursa olsun, İsterse 20 tane kız çocuğu olsun, her zaman kız ya da erkek çocuk doğumu olasılığı %50'dir. Yani yanlış. 2. Cinsiyet belirleyen eşey kromozomu babadan gelir. Evet, hatırlarsak XY kromozomundaki Y kromozom cinsiyetimizi belirliyordu. Cevap doğru. İfadeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Bir doğru, iki yanlış demiş. Hayır. Bir yanlış, iki doğru. Evet cevabımız B şıkkı. Bir spor salonundaki sporcular aşağıda verilmiştir. Kütleleri eşit sporcuların yere uyguladıkları basınç değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Evet bakıyoruz arkadaşlar, kütleleri eşitmiş. Dolayısıyla katı basıncını bulacağız. Katı basıncını bulurken de ağırlıklar eşitse arkadaşlar temas eden yüzeylere bakacağız. Evet. Bir numaralı şekilde gördüğünüz gibi sırtıyla yattığı için burada basınç en az olur. Burada arkadaşlar bakın iki eli ve iki ayağıyla yere dokunuyor. 3 numarada ise iki eli ancak bir ayağı. Dolayısıyla en az temas yüzeyi 3 numarada olduğu için basınç en fazla 3'te olur arkadaşlar. 3 büyüktür 2'de. Çünkü burada iki el iki ayakta arkadaşlar. Evet, basınç en az 1'de dedik çünkü sırtıyla yere basınç uyguluyor. Yüzey alanı çok fazla. Dolayısıyla 1. 3, 2, 1 şeklinde olacak arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Bazı araçlar tasarlanırken basıncın azaltılması veya arttırılması amaçlanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde amaç diğerlerinden farklıdır? Evet arkadaşlar, baktığımız zaman şıklara A şıkkında amaç basıncı azaltmak. B şıkkında yine tekerlek sayısı fazla olduğu için yine azaltmak. C şıkkında yüzey yine arttırılmış arkadaşlar. Yine azaltmak. D şıkkında arkadaşlar yüzey azaltılmış ama bunun basıncı arttırmak ya da azaltmakla bir alakası yok. Bu sadece bayanların şık bir ayakkabı giymesi için tasarlanmış bir model. Cevabımız D şıkkı. Özdeş küplerle oluşturulan aşağıdaki cisimlerden hangisinin zemine uyguladığı basınç en fazladır?
Arkadaşlar basıncı ağırlığı yüzey alanına bölerek buluyoruz. Buradan A şıkkında 3 kutumuz var arkadaşlar. Temas eden yüzeyimiz 1 yani 3 bölü 1 diyebiliriz. Buradan 3. B şıkkına baktığımızda arkadaşlar 1, 2, 3, 4 kutumuz var. 2 yüzey temas etmiş. 4 bölü 2'den basıncımız 2 arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda 3 kutumuz var. 3 yüzey temas etmiş. 3 bölü 3'ten 1 arkadaşlar. D şıkkına baktığımız zaman 2 kutumuz 2 bölü 1 bir yüzey. Buradan da basıncımız 2. Bize en fazla olanı soruyor. Gördüğünüz gibi A şıkkında en fazla çıktı. 15. sorumuz. Yandaki şişe su ile doldurulmuştur. Şişe 4 farklı noktadan delindiğinde su en uzak noktaya hangi delikten akar? Tabii ki D noktasından. Çünkü en derinde olduğu için basınç en fazla bu noktada olacak ve su en uzağa fışkıracak arkadaşlar. Cevabımız A. 16. sorumuz. Kapalı kaptaki sıvıya uygulanan basınç bu sıvının her noktasına ve kabın iç yüzeyinin her noktasına aynen iletilir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Buna Pascal prensibi denir. Doğru. 2. Berber koltuğu bu mantıkla üretilmiştir. Doğru. İtfaiye araçlarında bu kural uygulanmıştır. Evet, yine pistonlu sistemler var hatırlarsak. Hidrolik sistemler. Cevabımız 1, 2 ve 3. Aşağıda bir akvaryumdaki canlıların konumu verilmiştir. Bu canlıları etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi B ve C aynı seviyede ve eşit. A D ile eşit. Ancak B ile C derinde olduğu için A ve D'den büyüktür arkadaşlar. Yani B eşit C büyüktür A, o da eşittir D arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelir? 1. Traktör ve ağır iş makinelerinde yere temas eden yüzey alanı büyüdükçe basınç küçültülür arkadaşlar. Büyüdükçe olacak. Dolayısıyla B ve D şıklarımızı eledik. 2. Trenlerde teker sayısının çok olması basıncı küçültür arkadaşlar. Evet, o da burada var. Cevabımız C oldu. Yine de 3'ü kontrol ediyoruz. Su hortumlarının ucu küçültülerek basınç artar ve daha uzağa su fışkırır demiş arkadaşlar. Evet, cevabımız C şıkkı. Sonraki sorumuz. Yukarıdaki ifadeler bir kesiti verilen periyodik cetveldeki elementlerle eşleştirildiğinde hangi element açıkta kalır? Kontrol edelim. 1. Aynı grupta yer alırlar. Evet arkadaşlar. X ve Z aynı grupta. Aynı periyotta yer alırlar. Z ve T arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı periyotta. Burada dışarıda kalan elementimiz Y elementi oldu. B şıkkı. Verilen bilgiye göre mevsimleri oluşturan olay aşağıdakilerden hangisidir? Mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneşe uzaklığının hiçbir etkisi yoktur. Dünyanın güneşe en uzak konumunda Türkiye'de yaz mevsimi yaşanmaktadır. Bakalım arkadaşlar. A şıkkı, ayın güneşe göre konumu, mevsimlerle ayın bir alakası yok. B, dünyanın dönüş hızı, dönüş hızıyla da bir alakası yok mevsimlerin. C, güneş ışınların yeryüzüne geliş açısı, evet. Dünyamızın eksen eğikliği sayesinde mevsimler oluşuyor arkadaşlar. Levha hareketleri demiş. Bunlar yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili. Yanlış. Cevabımız C. Sonraki sorumuz. Atmosferde bulunan gazların hangisi hava olaylarının büyük bir çoğunluğuna sebep olur? Arkadaşlar, hava olaylarının meydana gelmesinde su buharı yani havadaki nem çok önemlidir. Sıvı basıncının derinlik ile ilişkisini kanıtlamak isteyen Mine aşağıdaki düzeneği hazırlıyor. Buna göre Mine ikinci düzenek olarak aşağıdakilerden hangisini hazırlamalı? Arkadaşlar, araştırmak istediğimiz özellik derinlik ile ilişkisi. Yani ben birinci şekilde H yüksekliğinde bir su seçtiysem ikinci düzenekte yine su alacağım. Ancak bu sefer suyun yüksekliğini farklı alacağım. Çünkü farklı yüksekliklerdeki su basıncını karşılaştırmam gerekiyor. O yüzden birinci
düzenekle ikinci düzeneğim arasında farklı olması gereken durum yükseklik. Yani ben yine su alacağım ama yüksekliği farklı olacak. Evet, zaten A ve C seçeneklerini eliyoruz. Bakın B şıkkında yine H yüksekliği demiş. Bunu da eledik. Evet, bakın yine su ve 2 H yüksekliği almış ki bu bizim için uygun bir düzenektir. Verilen ifadelerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Adana'da kış aylarında sıcaklık ortalaması 10 derecedir. İklimdir arkadaşlar. Ankara'da salı günü gelmiş geçmiş tüm zamanların en soğuk havası bekleniyor. Bakın salı günü demiş. Kısa bir zaman dilimi, yani hava olayı olacak arkadaşlar. Cevabımız yıldız, iklim, yuvarlak, meteoroloji örneği. Yukarıda verilen bilgiye dayanarak Hollanda'nın topraklarını kaybetme sebebi ne olabilir? Bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki 50 sene içerisinde Hollanda'nın topraklarının yarısını kaybetmesi bekleniyor. Topraklarının çoğu deniz seviyesine çok yakın olan ülkenin aynı zamanda denizi doldurarak elde ettiği pek çok yaşam bölgesi var. Arkadaşlar burada suların yükselmesinden bahsediyor. Yani kutupların erimesi ve okyanus seviyesinin yükselmesi olacak aradığımız cevap. A şıkkı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin artması. Hayır. Küresel ısınma sebebiyle deniz seviyesinin yükselmesi. Evet. Burada aradığımız cevap B şıkkı. Sonraki sorumuz arkadaşlar. Hangi öğrencinin periyodik sistemle ilgili söylediği yanlıştır? A. Büşra 7 tane periyot bulunur. Doğru. B. Buket 18 tane grup bulunur. Bu da doğru arkadaşlar. Periyodik tablomuzda 7 tane periyot, 18 tane grup vardı. C. Hasan yatay sıralara grup, düşey sütunlara periyot demiş. Yanlış arkadaşlar. Bunun tam tersi olması gerekiyor. Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup demesi gerekirdi. Evet, soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım yazılarınızda yüksek notlar alırsınız. Hepinize iyi günler arkadaşlar.